Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de konuyla ilgili değerlendirmesi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyeti Oxford Üniversitesi'nin Münazara Kulübü'nün özel daveti üzerine Londra'daydı. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, kayıp gazeteci Kaşıkçı soruşturması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Londra'da hükümet yetkilileriyle ve İşçi Partisi yetkilileriyle bazı temaslarımız olacak. Akşam İngiliz basınının önemli kalemleriyle bir akşam yemeğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birlikte olacaklar. Yarın da Oxford'a geçilecek. Aslında ziyaret Oxford Union topluluğu tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilen bir davet üzerine gerçekleştirilmektedir. Ancak bu vesileyle gitmişken Londra'da da temaslarımız olacak. Böylesine büyük bir olay, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu çok daha vahim. Çünkü öldürüldüğü ve resmen bir cinayet, önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunun örtbas edilmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Türkiye'nin uluslararası topluma karşı çok ciddi bir yükümlülüğü vardır. Bu konunun üzerine gidip takip edilip açıklanması hususunda. Bunun örtbas edilmesi asla kabul edilemez. Bu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesi sonucunu doğurur. Amerika Birleşik elbette engellenebilirdi. 1963 tarihli konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi Türkiye adli makamlarına bu yetkiyi vermektedir. O maddeye göre herhangi bir şekilde böyle bir adli suç olduğu şüphesi var ise o zaman başsavcılık derhal soruşturma başlatabilir. Bu soruşturma gereği ilgili başkonsolosu ifade vermeye davet edebilirdi. Şimdi Amerika bu olaya, Amerika Birleşik Devletleri bu olaya nasıl ve neden müdahil oldu? Hem bunun şifreleri var hem de tabii ortada telaffuz edilen paralar var sevgili seyirciler. Karşımızda Sayın Ali Vural Cengiz var. Sayın Cengiz iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi işin kriminal tarafı sıcak takipte, inceleme ve çalışmalar devam ediyor başkonsoloslukta. Olayın duyulmasından bu yana oldukça uzun bir süre geçti. Kaşıkçı cinayetinin hala aydınlatılamaması bir ayrı soru. Bir de tabii diplomatik kısmı var işin. Ülkeler arasında açıklamalar gelip gidiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu olayla ilgili yaptığı sıcak açıklamalar var. Putin de Amerika'yı işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin bu noktada. Bu da oldukça önemli. Yine... Pompeo'nun Riyad'a ulaştığı saatlerde terör örgütü YPG PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdiği konusu var. Sayın Cengiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olay nasıl yankılanıyor? Şimdi tabii bu olayın Kaşıkçı olayını konuşuyoruz zannederim, evet, değil mi? Evet. Şimdi bu olayın tabii en önemli detayı aslında bunu Brunson, Papaz Brunson Beyaz Saray'a geldiği zaman gazeteciler sordular başkana, Trump'a. Dediler ki Brunson olayıyla Kaşıkçı olayın aynı anda olmasının nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun özel bir nedeni mi var? Hani sanki Trump'ın üzerine gidilen bir durum var. Hani zor durumda bırakmak için Amerika'yı yapılan bir iş mi var diye sordular. Başkan Trump buna tamamen rastlantı. İki olay arasında hiçbir ilişki yok diye cevap verdi. Fakat bizler çok iyi biliyoruz bu sıcak Orta Doğu bölgesinde her şeyin her şeyle ilişkisi var. Evet. Yani biz eğer bunu neden zamanlama olarak şimdi yapıldığını değerlendirmeye çalışırsak gerçekten rastlantı olabilir ya da bir takım karşılıklı Suudi Arabistan'la Amerika arasında değil de sanki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, bölgedeki etkinlik, bütün bunlar hepsi birlikte değerlendirildiği zaman hani Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine Orta Doğu'da gidiliyor. Hani bir şekilde belki Amerika'nın bölgedeki etkinliğini daha azaltmak için bir girişim olabilir diye düşünebiliriz. Evet. Nitekim Kuzey Suriye'de olan gerçekleşen olay da hani sanki Amerika'nın buna bir önlem alması ya da bir tepki göstermesi gibi görünüyor.
Ama tabii ortada kanıtlanabilecek doğrudan bir ilişki ya da başkan üzerine gelen doğrudan bir saldırı şeklinde bir değerlendirme yapmamız zor. Yapmamız zor. Hani olaya biraz şey açısından da bakmak lazım Leyla Hanım. Biliyorsunuz Amerika'nın en büyük silah alıcısı Suudi Arabistan. Ve masada 110 milyar dolarlık tek bir defada 110 milyar dolarlık bir sipariş, silah siparişi söz konusu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 450 bin işe karşılık geliyor. Yani yaklaşık yarım milyon insanın işi bu siparişin alınmasına bağlı. Ve sipariş de büyük ölçüde Teksas'ta yapılacak. Teksas çok tutucu, cumhuriyetçi bir yer. Bu nedenle başkan üzerinde çok büyük etki var. Bence Suudi Arabistan'da bu emri kim verdiyse, prens mi verdi, hükümet mi verdi bu adamın öldürülmesini, tamamen Amerika bize bir şey yapamaz, çok büyük bir teklifimiz, şeyimiz var, siparişimiz var. Amerikan-Suudi Arabistan ilişkilerini yok etmeye ya da bozmaya Amerika'nın gücü yetmez şeklinde bir düşünceyle de bu yapılmış olabilir. Tabii çok geniş bir perspektifte değerlendirmek durumundayız. Siz daha detaylı sorular sorarsanız ben onlara cevap vermem. Yani buradaki değerlendirmeleri size aktarmaya çalışayım. Şimdi siz de dediniz ki Brunson olayı da var. Yani ikisi birbirinden bağımsız değerlendirmek güç. Brunson'ın işte Türkiye'de tutuklanmasından tahliyesine kadarki süreç oldukça Türkiye'de ilginç gelişmelerle birlikte gerçekleşti. Türkiye'den Brunson'ın durumu ile ilgili çok sert açıklamalar vardı ancak sonunda Brunson tahliye edildi ve ülkesine döndü. Bununla ilgili Trump'ın gene sıcak attığı tweetler vardı daha olay henüz sıcakken. Bu konuda nedir peki? Hani bağlantıyı kurmak açısından özellikle hani Türkiye'de muhalefetten nedir diyet noktasında açıklamalar geliyor. Bu konuda bağlantıyı kurmak gerekirse nedir sizin görüşünüz ya da oradaki yorumlar? Biliyorsanız size söylemiştim. Başkan Trump'ın açıklamalarına bakarsak anlaşılmış Brunson konusunda. Brunson 12'sindeki mahkemeden sonra Amerika'ya gidiyor. Böyle okuyoruz demiştim. Gerçekten öyle oldu. Tabii şimdi buradaki kanallarda mesela CNN'de ya da Fox TV'de yapılan bir programda şunu sordular bir Demokrat Parti ve bir Cumhuriyetçi Parti temsilcisine, senatörlere. Hani biz Brunson'a karşı ne verdik? Yani Brunson'ı nasıl aldık bunu dediler. Kesinlikle Cumhuriyetçi Parti'nin açıklaması hiçbir şey vermedik. Onlar bizden FETÖ'yü istediler, biz FETÖ'yü vermedik. Hiçbir şekilde bir diyet ödemedik. Öte yandan Demokrat Parti temsilcisi de şunu söyledi. Bu zaten iki partinin ortak bir kurtarma operasyonuydu. Birlikte çalıştık. Türkiye'ye hiçbir diyet ödemedik. Tabii Rıza Zarrab davasında tutuklu bulunan iki kişiye ne olacak? Önümüzdeki günlerde bunların akıbetini görünce gerçekten orada bir pazarlık var mıydı yok muydu onu anlayacağız. Ama bunun dışında tabii kesinlikle Başkan Trump'ın da söylediği hiçbir diyet ödemedik. Hiçbir kimseyi Brunson'a karşı Türkiye'ye vermedik açıklaması ve Amerika burada duruyor. Yani biz dik durduk, papazımızı alacağız dedik ve aldık. Türkiye'de haysiyetsiz davrandı. Onları ekonomik olarak sıkıştırdık. Buna karşılık papazı bıraktılar. Amerika'da vermeye çalıştıkları görüntü bu. Bütün yayın organlarında böyle konuşuluyor, bu konuşuluyor. Bu tabii bizim için çok kötü bir şey. Yani bana 30 sene önceki, ben Amerika'ya ilk geldiğim yıllardaki Midnight Express filmiyle, Gece Yarısı Ekspresi filmiyle Türkiye'yi ne kadar zor duruma sokmuşlardı hatırlarsınız. Evet. Ki orada da hani kaçıp gitti demişlerdi. Adamın kaçması mümkün değil, göndermişlerdi aynı şekilde. Şimdi tabii Brunson'a Hollywood'dan teklifler yapılacak. Bu konuda filmler yapılacak, diziler çevrilecek, Türkiye'yi yerden yere vuracaklar. Bu Amerikan çok renkli ve para karşılığı kültür sisteminin diyeyim bir yansıması olarak önümüze çıkacak. Onun için tabii bunu biraz bir bedelle ödeyeceğiz, bunu söyleyebilirim tabii size. Tabii şimdi bu her iki olayda da
Amerika Birleşik Devletleri'ne konuşuyoruz tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazancı, Türkiye'nin kaybı ya da tam tersi ne olabilir? Sizin söylediğiniz gibi Brunson'un bundan sonra anlatacakları çok çok önemli. Gece Yarısı Ekspresi ki Türkiye'de evet. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bununla ilgili çok dikkat çekici bir yazı kalemi almıştı. Yeni bir Gece Yarısı Ekspresi olayı yaşayabilir Türkiye noktasına dikkat çekmişti. Evet, tabii Yılmaz Bey'in yazısını okumadım ama demek ki benzer düşünüyoruz Sayın Özdil'le. Çok beğendiğim bir köşe yazarıdır kendisi. Yani aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Bunu biz bir şekilde bir bedelle ödeyeceğiz. Tabii dış işlerine daha fazla sorulsa bu tür olaylarda, yani bu tür planlar yapılırken Dışişleri Bakanlığı'ndan bir fikir sorulsa, çok değerli büyükelçilerimiz var. Yani ilk başta Amerika Büyükelçimiz Serdar Kılıç'tan, benim de sınıf arkadaşımdır Mülkiye'den. Onlardan başlayarak yani daha fazla dış işlerinin bu işleri organize etmesi lazım. Yani bir iş yaparken bunun sonu nereye gider? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Yani sonuçta biz bu ülkede Türkiye'yi tanıtmak ve bütün dünyada Türkiye'nin adını iyi bir yere koymak için dış Türkler çok uğraşıyoruz. Yani inanın buradaki festivallerde verilen emekler, Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine yaptığımız sunumlar, efendim okullarda yaptığımız programlar, okulda öğretmenleri eğitiyoruz Türkiye konusunda alıyoruz. Hatta bazı Türk öğretmenleri Türkiye'ye gönderiyoruz. Ben 3 sınıfım var, 2 tanesi lisansüstü, 1 tanesi lisans düzeyinde. Üniversite öğrencilerime sürekli bu konuları anlatıyorum ama biz böyle bunu oya gibi ince ince işlerken, siz kalkıyorsunuz bir iş yapıyorsunuz, bütün yapılan iş bir çuval incir, bir anda kötü oluyor. Yani bu olmamalı. Daha fazla dediğim gibi diplomatik tabanı olan politikalar uygulanmalı. Şunu unutmayalım, biz çok değerliyiz Türkiye olarak ama Amerika'da mahalledeki en kabadayı, yani en güçlü olan o. Evet. Yani güçlü olan kabadayı bir adamla tehditle bir yere gidemezsiniz ya da böyle basit alışverişler, düşünceler, yani dediğim gibi daha diplomatik temelli, daha akılcı, daha bizim uzun yıllardır alışık olduğumuz, daha akılcı, en güzel kullanabileceğim kelime o, dış politika adımlarıyla yürümemizin yararlı olacağına inanıyorum efendim. Evet, şimdi sizinle tabii diplomatik açıdan nasıl yansımaları oluru konuşuyoruz. Evet. Bu olayın yaşanması için neden İstanbul Başkonsolosluğu seçildi tırnak içinde, bu konu evet. tartışılıyor ve sizin de evet. anlattıklarınızdan Türkiye'nin uluslararası itibarıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ciddi yansımaları alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Bu evet. yolda Türkiye ciddi zarar evet. uğradı. Evet, ne yazık ki, yani istemezdik böyle şeyler olsun. Yani Türkiye'nin burada Türkiye'nin bir 10 yıl önceki görüntüsüyle şimdiki görüntüsü arasında ne yazık ki büyük bir fark var. Yani artık Türkiye'ye güvenilmez, ne bileyim yani böyle kendisine dayalı olarak stratejik planlama yapılamayacak. Hani NATO ülkesi kesinlikle ama işte yanımızda. Yani bakın Trump Beyaz Saray'da bu olayı değerlendirirken Brunson kendisini ziyarete geldiğinde birlikte dua da ettiler orada. Yani işte papazımızı kurtardığın güzel görüntüsünü vermek için her şey yapıldı. Bunu yaparken... Kuzey Kore'deki hala hapis olan bir Amerikan, ajanlıkla suçlanan bir Amerikalıyı ve Mısır'da 25 yıl ceza alan bir Amerikalıyı örnek gösterdi. Yani sanki Türkiye'yi de Mısır'la ve Kuzey Kore ile aynı sınıfa koymuş oldu. Yani bizim değerlendirmemiz böyle. Biz tabii bu konuda çok duyarlıyız. Biz hepimiz vatanseverleriz ve çok üzülüyoruz bu duruma. Onun için dediğim gibi politikalar daha akılcı, daha uzun dönemli düşünerek, hani Amerika'da mesela Amerikan yönetimi de Irak'a ilk girdiği zaman Saddam'ı devirmek için bir çıkış planı olmadan ya da bir sonlandırma planı olmadan hareket etti diye çok eleştirildi. Demek ki devletleri ilgilendiren bu tür ikili ilişkilerde bir hareket yaptığım zaman, hani biz buna ekonomide oyun planı deriz. Evet. Hani siz bir oyun planında bir şey yaparsınız, bunun karşında karşıdan ne gelebilir? Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Hani Türkiye bunu eksik yapıyor, ben böyle görüyorum.
Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz. Önemli değerlendirmeler. Amerika'da yansımaları nasıl, hem Brunson hem de Kaşıkçı olayının sevgili seyirciler neler konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri? Sayın Cengiz'den dinledik. Evet.